burada olduğumuz için çok mutluyuz. O güzel yemeklerinizden tattık. Görüşürüz. Elin'le niye geldin? Ya teyze o zaman teyze hayatım. Teyzeciğim hemen yerini almak isteyenler var. Yerine hayır hayır. Vermedi. Hayır tabii mi? Vermeyeceğim. Sevmiyor musun Haluk Levent? Sevmesen burada ne işin var? Sevmese gelir mi? Sevim. Gayet güzel. Süper. Gaziantep olmak bir gurur. Evet. Büyük bir zevkti. Gayet güzel geçiyor her şey. Bütün yemeklerimiz, her şeyimiz, her şey iyidir. Antep çok güzel bir yer. Her şey için teşekkür ediyoruz. Bunu düzenleyen Fatma Şahin için de teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok güzel bir duygu, çok güzel bir yer, çok güzel bir ambiyans. Bunları bize sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. İkinci olarak otelimizdeki şeflerimize teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi, ambiyanslar çok çok iyiydi. Yarışma stresi, her ne kadar profesyonel mutfaklardan gelmiş olsak bile ne, buranın bir stresi, yoğunluğu, heyecanı çok ayrıydı. Özellikle artık bu son ödül töreninde iyice insanın ayaklarının bağı çözülüyor. Elimizden geleni yaptık. Biz bunun için, bize bu olanağı sağladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Öncelikle belediye başkanımıza bize bu güzel organizasyonu sağladığı için çok teşekkür ederiz. Daha sonra şeflerimiz bizi destekledikleri için aynı şekilde onlara da çok teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Canla başla savaştık. 3 saat boyunca elimizden geleni yaptık. Çok senkronize çalıştık biz. Yani birbirimize hiç strese sokmadan çalıştık. İsterdik birinci olalım ama ikincilik de güzel bir sonuç. Ya Antep'e ilk defa geliyorum. İlk bizi bakırcılara götürdüler. Ya büyülü bir şehirdi. Zaten etkiledi. Benim tatlım baklavaydı. Bence Antep'in büyüsüyle hiç otelde açmadığım kadar kolay açıldı buranın suyuyla. Ve lezzeti de çok güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel peyniri Antep peyniri. Kebabı da burada. Herkesi bekleriz. Gaziantep benim ilim, baklavamız dilim dilim. Gel gülüm Antep'e gidek, hediyem olsun sana kilim. Gaziantepli derler bana, kurban olam gülüm sana. Gel gülüm Antep'e gidek, baklava yedirem sana. Evet. Gaziantep deyince ben bir başka şey olurum. Sanki Gaziantep benim için farklı bir gezegen. Türkiye'de farklı bir gezegendeyim şu anda. Hep böyle hissettim. 80'lerde gelmiştim ilk geldiğim zaman. Düşünün 40 yıl önce yine öyleydi. Bugün gelişerek ve değişerek çok daha farklı bir atmosfere ulaştı. Gastronomi adına düşünecek olursak Türkiye'nin rol model şehri. Ülkenin ve bir şehrin tanıtımı o ülkenin mutfağından geçer. Bunu en güzel şekilde yapan Türkiye'de Gaziantep'tir. Öncüsü de Gaziantep'tir. Bunun en büyük örneği de gördüğünüz gibi biraz önce o kadar güzel cümleler sarf etti ki Cüneyt. Cüneyt normalde Gaziantep'li değil ama gördüğünüz gibi benden çok daha heyecanlı, çok daha güzel anlattı. Bu da bizim bu etkinliklerimizin amacına ulaştığını ve güzel, daha güzel, daha iyi şeylere doğru koştuğumuzun en büyük örneği. Ve bugüne gelirsek, bugünkü gastronomi yine her zamanki gibi Türkiye'nin en iyisini yapmışlar. Bu anlamda emeği geçen herkese, başta başkanın
Fatma Şahin olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Beleş mi? Ne tarafta yerini de gösterin. Bugün Gaziantep Gastronomi Festivali'ne geldim. Şu an saat akşam 6. Ben sırf buraya gelip yemek yemek için sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Az önce kahvaltıyı baklavayla yaptım. Henüz daha yemek yemiş değilim. Sırf bu festival için bugün aç geldim buraya. Açım ulan açım. Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. Aynı zamanda dünyayı geziyorum. Dünyayı gezerken de dünyanın mutfağına Gaziantep'e geldim. Burada karnımı doyurup tekrar dünya turuna çıkacağım. Merhabalar, ben Sinan Erdem. Gaziantep Gastro Festivali dahilinde mozaik çalıştayımız gerçekleşiyor. Bu mozaik çalıştayımızda sanatçı arkadaşlarımızla beraber muhtelif kompozisyonlar hazırladık. Buradaki ana amacımız dünyanın kirlenmesine dikkat çekmek, dönüşebilir malzemelerle ilgili bilgileri canlı tutabilmek ve bunlarla ilgili de muhtelif eserler ortaya koyduk. Çöz sökücü adım, mozaik sanatçısıyım. İnsanın doğaya verdiği zararı anlatıyor sanatçılar. Mozaik sanatı her türlü materyalle yapılabildiği için sanatçıya çok özgür bir platform sunuyor. Hikayesini daha güzel anlatıyor. Ben Duygu Özkan, İstanbul'dan katılıyorum. Benim şöyle bir güzelliğim var. Gaziantep'te Gülçin'in öğrencisi olarak yetiştim. Mozaiğe de bu şekilde başladım. Aslında eski bir öğrenci olarak, şu anda da sanatla uğraşan biri olarak katılıyorum. Geri dönüşüm projesi yapıyoruz. Her şey çok keyifli. Festivali harika buluyorum. Buraya her davet edildiğimde çok keyifle ağırlanıyorum. Çok güzel belediyenin işlerini yapmak. Bugün de burada Antepli hemşehrilerimize kendi sanatımızla ilgili kendi teması olan sebze, meyvelerle ilgili baskılarımızı yapacağız. Ben İzmir'den katılıyorum. Bu küreler belediyenin atık olarak kullandığı küreler Gülçin Hanım tarafından depo edilmiş. Daha sonra bu sürdürülebilir geri dönüşüm düşüncesinden hareketle bizden birer tane eser çalışmamız istendi. Ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapmamız istendi. Antep yemekleri için uzun zamandan beri zaten çalışmasını yaptık. Güzel bir yarışmaya girdik. Yarışmada da üçüncülük ödülü aldık. Antep'in yerel ürünlerini kullandık. Çok heyecanlı geldik Antep'e. Ondan sonra buradaki ürünleri tatmıyor. Çünkü buradaki Antep'in yemekleri birbirinden lezzetli. Geldik, organizasyon çok güzeldi. Emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum ben. Yani biz kardeş memleketiyiz. Yani burada ayırt etmek yanlış olur. Öğlenleri Adana kebap, akşamları Antep kebap. Doğru. Öbür günde değiştiriyoruz. Kardeş şehir olduğumuz. Aynen. Doğru.
geldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep İzmir Kar Başkanımıza kocaman ısırçılık. Alkın!